Yağlanmış. Ne anlatıyor peki Yılbaşı Gecesi? Valla aslında şunu anlatıyor, bu hikaye bu Yılbaşı Gecesi de olabilirdi. Yani bu önümüzdeki birkaç hafta içinde de olabilir. Geçen Yılbaşı Gecesi de geçmiş olabilecek bir hikaye. Pandeminin aşağı yukarı sonuna gelinmiş. Bir ev hanımı, hepimizin çok yıprandığı gibi pandemi de çok yıpranmış, çok zorlanmış kızı Covid e olmuş kendi biraz depresyona girmiş antidepresana başlamış arkadaşlarına, eşini dostunu görememiş ve diyor ki şu an artık pandemi bitmek üzere ve ben harika bir yılbaşı gecesi hazırladım İşte evini süslemiş bahçesini süslemiş catering'i yemekler yapılmış büyük bir hazırlık diyor ki kardeşim gelecek arkadaşlarım kuzenlerim 20 kişi ben bir aydır bu geceye hazırlanıyorum diyor ve şak Minik bir vaka artışı oluyor. Üç gün sokağa çıkma yasağı. Ki Allah korusun ama olmayacak bir şey değil. Değil tabii. İnşallah olmaz ama yani olmayacak gibi görünüyor. Olmuşu ama var. Geçmişte olmuşu, olmuşu var. Şu da var. İnşallah olmaz bir daha. Böyle bir şey oluyor. Ee, Fatih Hartman oynuyor e, eşini. E, bu bahsettiğim ev hanımını Şebnem Bozoklu oynuyor. Hı. Fatih bakıyor karısı çok düşüyor enerji olarak. E, diyor ki tamam e, komşularımızı çağıralım diyor sitedeki komşularımızı tanımıyoruz ama çağıralım. Yine bir parti olsun tanışırız kaynaşırız belki yeni bir arkadaş grubu oluruz neden olmasın filan. Şebnem böyle ümitlenip aa deyince bunlar böyle bir işe girişiyorlar. Kapı kapı tanımadıkları bir kere telefonda konuştukları sadece mesleğini bildikleri uzaktan gördükleri komşularını çağırmaya başlıyorlar. Asla bir araya gelmemiz gereken bazısı da sahte kimlikle pek çok komşu ...bir araya geliyor Vay. ve curcuna başlıyor. Hikaye 30 Aralık'ta bu. değil mi bu? 30 Aralık'ta zannediyorum sabah 11'den itibaren... ...Disney Plus'ta seyredilebilecek. Güzel yılbaşı gecesinde film seyrettireceksin yani sen. Ya yılbaşı gecelik gerçekten. Çünkü sadece işte güzel bir... ...böyle vaudeville matematiğinde hmm. kurulmuş... ...vaudeville geleneğinde bir şey aslında. Bir evde geçiyor filmin büyük çoğunluğu. Yani o odada bir olay oluyor... ...o odadan çıkıyor, öteki salona giriyor... bahçeye çıkıyor, bahçeden giriyor falan... ...sürekli bir koşuşturma ve çok hikaye var... Ama bunun yanında komedinin yanında müzikler de çok güzel. Ayta hmm. döktürdü. Ya tabii var fragmanda bir iki Şarkılar, şey var sahne var. türküler, Büşra söyledi, Serkan söyledi falan Ay, ee, ve canlı kaydettik hepsini. Yani aynı zamanda bir akustik konser gibi bir özelliği çok de hoş. var filmin. İyi bir eğlence vaat ediyor diye düşünüyorum. Ben böyle övmüyorum. Övmeyi sevmiyorum kendi işlerimi. Çünkü seyirci seyretsin, karar versin. ...ah bir güleceksiniz, bir gülecek, gülmekten biteceksiniz falan demeyi ben sevmiyorum. Ama e, yani eğlence vaadini bence kesinlikle gerçekleştiren bir film oldu. Bir şey soracağım sana. Aile Arası'nda Türkiye'de tüm zamanlarda izlenen 10 film arasına girdi. Evet. Ee, yani sen film yapsan tutuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yaptığı dizilerin ne kadar tuttuğunu konuşmamız gerekiyor. Aile arasında gerek da öyle Niye sinemada görünüyor. değil de dijital bir platformda yapıyorsun bunu? Ee, aslında şöyle... E, Jet Society'i ben bitirirken yani bitmek üzereyken Jet Society'de benim aklımda şu vardı. Ben sahneye bir şey yazarım diye hmm. düşünüyordum. Yani müzikli bir komedi yazarım sahneye. Müzikal değil de bir müzikli komedi yazarım tiyatroya gibi bir hayalim vardı. İlk onu yapacaktım. Aa pandemi oldu işte. Yani sen planlarını yapıyorsun ama onlar olmuyor. Artık ondan mı biraz etkilendim bilmiyorum. Böyle bir hikaye geldi aklıma pandeminin ilk yılbaşında. Hmm. Hatırlıyorsan bir dört gün sokağa çıkma yasağı Tabii, vardı ve mi? herkes diyordu ki ya bu akşam ne yapacağız? Yalnız yaşayanlar var, çift olanlar var, işte çekirdek aileler diyorlar ki acaba apartman komşularımızı mı çağırsak? Hatta o akşam için bazı polisler devreye gezmek zorunda kaldı bazı sitelerde. Herkes hakikaten bu filmde olduğu gibi komşularını çağırmış. Kalabalık 30-40 kişilik partiler yapılmış. Onlar gidildi evlerde oldu filan öyle şeyler oldu o pandemi de böyle bir fikir geldi benim hmm. aklıma yani gerçekten böyle bir sitede otursan tanımadan komşularını çağırsan biri böyle biri olsa biri böyle, yani olabilecek bir şey çünkü başımıza gelebilecek bir şey bu fikri acaba bir tiyatro oyunu mu olur falan derken anladım ki bu pandemi öyle 3-4 ayda bitecek bir şey değil sinema filmi çok güzel olur bundan diye düşündüm ee, sonra şöyle bir tereddütüm oldu yani. Bir kere pandeminin güncelliğinin tamamen kaybetme, yani kaybedilmemesi gereken bir hikaye. Yani biraz biz hala pandemiyi hatırlarken seyretmemiz gereken bir hikaye. Ee, i̇kincisi biraz tek mekanda vaudeville gibi. Hmm. Yani sinemaya giden seyirci aman işte bir evde çekmişler gibi bir hayal kırıklığına uğrar mı diye düşünüyor. Film öyle çıkmadı ama yani Ozan Açıkta'nın yönetmenimizin şahaneliği sayesinde... Ee, hiç o duyguyu vermiyor. Başka mekanlarda kullandık bu arada falan filan ama sanki dijital platforma daha yakışan bir film gibi hissediyorum. Ben bir de daha da önemli sebebi şu an hala insanların sinema alışkanlığı eski hale dönmedi. Yani bir 2017-2018 gibi değil. Bunun birinci sebebi ekonomik. Sinema biletleri insanlara pahalı geliyor. Bir başka sebebi hala pandemiden biraz tereddüt eden var. Maskeyle mi otursak, maskesiz mi otursak filan. Ee, bence gelecek yıl çok iyi olacak sinema yani eski temposuna döneceğini hissedebiliyorum şimdi artık bir pandemi hakikaten bizde değil galiba sattı. değil mi dünyada da böyle Amerika'da bu Top gun biraz hareketlendirdi onun dışında Amerika'da da kötüydü ee, evet. bizde ee, de Bergen galiba bir pandemiden sonra evet, ilk hareketi o yaptı yani şu an galiba e, son 3 yılın toplamı 2018'in gişesini daha bulmadı bu yıl dahil ve bunun tek sebebi işte bu büyük filmlerin sinemada çıkmaması falan değil daha pek gitmiyor insanlar çok önemli bir sebebi de bence ekonomik çünkü hmm. yani 60-70 lira bir bilet, işte dört kişi gitsen, bir mısır yesen, otobüse bile binsen giderken falan bir maliyettir. Tuttukları. Yani dışarı çıkıp eğlenmek bir maliyet şu an. Ee, bir de bir alışkanlık var tabii. Ya bir şey söyleyeyim sana gerçekten şahane şeyler yapıyorsun. Çok Yeni değil bir değil. şahane şey için seni buraya ağırlıyoruz ama oysa insanlar bilmiyorlar ki ben seni 10 senedir programa çıkarmaya çalışıyorum. Rahat 10 senesi var. 10 Av sene olmuş mu? 10 mudur? yoktur be. 10 Avrupa yakası ne zaman bitti? Avrupa Yakası 2009'da bitti. E var. Az daha çok var. Daha bile varmış. Var daha tabii. Varmış. Doğru. 10 senedir falan seni çıkarmaya Doğrudur. çalışıyoruz. Sonunda başarılı olduk. Ben Doğru. seni çok böyle tek etek <laughs> röportajında görmedim. Hep böyle işler dolayısıyla, film, bir proje dolayısıyla çıkıyorsun. Genelde evet. insanlarla birlikte çıkıyorsun. E çünkü, Bu ilk bana nasip oluyor gibi görünüyor. Yani gördüm. böyle kendimden bahsedeyim falan gibi. Yani öyle büyük bir arzum yok. Bir iş olunca onu hevesle anlatmayı seviyorum. Ama olmayınca da ne anlatacağım? Evet işte... Sabah kalktım, kahvaltı ettim filan. Yani ilginç bir sohbet de olmuyor. Çok hoş sohbet biri de değilim ben açıkçası. Onun için iş olunca anlatmayı seviyorum. Gülse yılbaşı gecesi 30 Aralık'ta Disney evet. Plus'ta yayında. Şimdi yılbaşı gece sen bir şey yaptığında hepimiz çok heyecanlanıyoruz. Özellikle benim gibi Gülse Birsel fanları Avrupa yakasından işte Jet Sosyete'ye, aile arasındadan efendime söyleyeyim. Senin yaptığın her şeye dair fikri olan insanlar çok heyecanlanıyor. Şimdi yılbaşı gecesinin fragmanını seyrettim. Sen yine bir şampiyonlar ligi yapmışsın tabii orada. Çok güzel bir yani kadro. Müthiş bir kadro. Bayıldığımız insanlar orada. Evet. Ama yılbaşı gecesi ne anlatıyor? Sana bir sürü şey soracağım bununla ilgili ama istersen önce kadroyu mu sayalım? Kadroyu hocam? bir sayalım mı? Ben şu an bakıyorum yani da bir müthiş bir ekibi saymak o kadar zor ki çünkü 15 oyuncuyuz aslında ve herkesin aşağı yukarı eşit ağırlıklı rolü var. Şimdi aile aile gideyim. Bunlar bir evin içinde yılbaşı gecesi toplandıkları için aile aile saymak daha kolay. Kendimden başlayayım. Ben varım, Kubilay Tuncer var. Fatih Hartman, Şebnem Bozoklu, Alina Boz, Serkan Keskin, Büşra Pekin, Boran Kuzum Emir Benderlioğlu. Ben siliyorum sen söyle. <laughs> tamamlayayım atıyorsun. diye söylüyorum evet. E, Ayta Sözeri, Nazmi Sinan Mıhçı, e, İremsak, Alican Yücesoy, evet. Ve Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt. Ee, Zeynep Güngör diye de genç oyuncu çok tatlı bir arkadaşımız var. Galiba 16 kişiyi saydım bitti değil mi? Kubilay Eksik. Tuncer, Tunçer, Alina Boz var burada. Söyledim, söyledim mi onları? Söyledim ben, ben işte Tabii. ben, ben atlatıyorsun. Aile, aile, burada bile hata saydım. yapmıyorsun değil mi? Ya? Ben burada kağıttan bakıyorum. Yani ezberden hata <laughs> yap lütfen yani. <laughs> hata yapmam. Daha normal. Hepsine ayrı ayrı karakter.